Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur köfteli nohut yemeği paylaşacağım. Tadı oldukça güzel ve çok bereketli bir tarif ve oldukça da ekonomik. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Geceden 2 su bardağı dolusu nohutu ıslayarak başlıyorum tarife. Mutlaka geceden Nohutu tuzlu suda soğuk suda ıslatalım ve bir gece beklemesini sağlayalım ki nohutumuzun hem gazı çıksın hem de büyüsün ve şişsinler pişmesi oldukça kolay oluyor bu şekilde. Nohutu ıslıyorum ve bir miktar tuz ilave ettikten sonra musluk suyuyla ıslatıp bir gece bekletiyorum. Bir gece dinlenen nohut oldukça güzel büyüdü ve sapsarı bir su akıttı gördüğünüz gibi. Bu suyu boşaltıyorum ve nohutu iyice yıkadıktan sonra süzgece alıp yemeğin yapımına başlıyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra bir adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayıp tencereye ilave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edip soğanı terleterek kavurmaya başlıyorum. Soğanı karamelize etmek istemediğim için kısık hararette kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 3-4 dakika boyunca soğanı pişirdim. Ve pişmiş olan soğanın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave edip 3 dakika boyunca salçaları da soğanla birlikte kavurdum. Evet salçalar da 3 dakika boyunca kavruldu. Hemen Tencerenin içerisine bir tepeleme yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum ve unu da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un burada yemeğimizin daha lezzetli olmasını ve daha güzel bir suya sahip olmasını sağlayacak. Akışkan bir su değil de daha böyle koyu kıvamlı güzel bir yemek suyumuz olacak. Yaklaşık 2 dakikada bu şekilde unu kavuruyorum ve unun kokusu çıkıp çiğliği gittikten sonra tencerenin içerisine süzdürmüş olduğum nohutları ilave ediyorum. Nohutları ilave ettikten sonra içerisine bir buçuk litre sıcak su ilavesi yapacağım. Kaynar ya da soğuk değil, sıcak su olması yeterli. Sıcak suyu da ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıp nohutları pişmeye bırakacağım. Suyun kaynamasını sağlayalım. Bu arada su kaynar kaynamaz hemen bulgur köftesini hazırlamaya başlıyoruz. Yemeğimizin köftesi için. Tepsinin içerisine 1 su bardağı köftelik bulgur aktarıyorum ve bu bulgurun içerisine de ıslatmak için yemeğin suyundan 2 kepçe alıyorum. 2 kepçe kadar yeterli. Sizler eğer yeterli görmezseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Yemeğin suyundan ilave etmek gerçekten köfteye ayrı güzel bir lezzet veriyor. Şimdi köfteyi güzelce ıslatıyorum ve bir kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra Üzerine kapak kapatıp yaklaşık 15 dakika boyunca bulgurun şişmesini sağlıyorum. 15 dakikanın sonunda bulgur yeteri miktarda yumuşadı ve şişti gördüğünüz gibi. Şimdi bulguru biraz dağıtıyorum ve içerisine yarım su bardağı dolusu irmik ilave ediyorum. Yemekte soğan kullanmıştım ama köftelerin içerisinde de bir adet küçük boy soğan kullanmak istedim. Bir adet küçük boy soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra köftenin içerisine ilave ettim ve bir adet laç boy yumurta kırdım. Köftemize asıl lezzetini veren içinde kullandığımız kıyma olacak. 200 gram dana döş, tek çekim kıymayı da köftenin içerisine ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı da un ilave ettikten sonra damak tadıma göre köfteyi baharatla lezzetlendiriyorum. 2 çay kaşığı dolusu tuz, 2 çay kaşığı reyhan ve 1 tepeleme çay kaşığı da acı pul biber ilavesi yapacağım köftenin içerisine ve yanına çok az bir su alacağım. Ara ara elimi ıslatarak köfteye hiç su ilave etmeden kıvama gelene kadar iyice yoğuracağım. Ben baharat olarak sadece pul biber ve reyhan kullandım. Sizler dilediğiniz gibi Köftenizi lezzetlendirebilirsiniz tamamen damak zevkinize kalmış İster kimyon kullanabilirsiniz isterseniz karabiber kullanabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Eğer bana güveniyorsanız gerçekten Reyhan inanılmaz bir aroma katıyor. Sevmiyorsanız Tabii ki ilave etmeyebilirsiniz şimdi ara ara elimi ıslatarak köfte kıvam alana kadar iyice yoğuracağım. Köfteyi 10 dakika boyunca yoğurdum. Bakın çok güzel bir kıvam aldı. Hamur gibi oldu. Bütün malzemeler birbiriyle iyice birleşti ve birbirini tuttu. Şöyle birkaç kez tepsiye atacağım. Asla bölünmüyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel tutmuş birbirine. Ve bir parça alıp yine tepsiye atarak e, test edebilirsiniz kıvamını. Dağılmıyorsa artık köfte olmuş demektir. Şimdi hızlıca köfteye şekil vermeye başlıyorum. Tepsiye bir miktar un serpiyorum. Çok fazla una bulamayın köftelerinizi çok az un serpmeniz yeterli zemine yapışmaması için. Şimdi un serpmiş olduğum tepsiye elimle yuvarlamış olduğum köfteleri atıyorum ve hızlıca bütün köftelere şekil veriyorum. Köftelerinizi şekillendirirken bir miktar su kullanın. Arada elinizi ıslatın ki köfteler elinize yapışmasın. Gördüğünüz üzere ufak ufak parçalar alıyorum. Bir miktar elimde sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyorum ve tepsiye atıyorum. Elinizden geldiğince küçük tutarsanız köftelerinizi hem görüntü olarak daha güzel olacak hem de yerken daha keyif verecek. Köftelerim neredeyse bitmek üzere. Hemen nohutu kontrol ediyorum ve nohut da neredeyse pişmek üzere. Bu çok önemli. Nohut pişmeye yakın köfteleri ilave edeceğiz. Nohutun mutlaka pişmeye yaklaşmış olması gerekiyor. Şimdi hızlıca köfteleri şöyle tepside bir sallıyorum. Ve nohutu kontrol ettikten sonra tencereye köfteleri ilave ediyorum. Yaklaşık 35 dakikadır kaynayan tencerenin içerisindeki nohutları kontrol ediyorum. Oldukça güzel pişmişler ve nohutlar dağılmamış. Yaklaşık 5 dakika daha kaynarsa nohutlar tamamen pişmiş olacaklar. Hemen ben hazırlamış olduğum köftelerin içerisine yemekten birkaç kepçe yemek suyu ilave ediyorum. Ve köfteleri rahatlıkla tencerenin içerisinde boşaltıyorum. Ve 6-7 dakika kadar bu şekilde yemeği kaynatıp hem kıvam aldırıyorum yemeğe hem de köftelerin nohutlarla pişmesini tamamlıyorum ve yemeği yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Yemeği lezzetlendirmek için bir çay kaşığı tepeleme tatlı toz biber ilave ettim ve iki çay kaşığı da tuz ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Dediğim gibi 5-6 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra köfteler pişmiş mi bunu kontrol edeceğiz. Zaten pişmiş olduğu gayet kendini net bir şekilde belli edecek. En fazla maksimum 7-8 dakikada pişen bir köfte bu. Eğer nohutlarınız da tamamen pişmişse artık yemeğinizin altını kapatıp yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Oldukça lezzetli ve asla köfteleri dağılmayan bir yemek. Şimdi sizlerle birlikte yemeği kontrol ediyorum ve pişmiş olan yemeğin altını kapatıp yarım saat dinlenmeye alıyorum. Yarım saatin sonunda artık yemeği sizlerle birlikte servis ediyorum. Eğer yemeğinizin suyu gözünüze az gözüktüyse kaynama esnasında içerisine sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Benim 1,5 litrenin biraz üzerinde su kullandım. Ee, ve gördüğünüz gibi sizlerle birlikte yemeği servis ediyorum suyu oldukça güzel helmeli deriz biz helmeli bir suyu var ve köftelerim asla dağılmadı nohutlar da gayet güzel bir şekilde pişti ve oldukça lezzetli bir yemek özellikle çocuklar çok severek tüketiyorlar bu yemeği umarım sizler de denersiniz umarım sizin çocuklarınız da çok beğenir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın